Bu deprem sigortası yani dağs. zorunlu. Doğru. Ee, yakında yerine afet sigortasına bırakacak diye haberler var. Doğru, ben Nedir? de yazdım. Ee, fark ne olacak, neydi ne olacak diyeyim ya da. Şimdi bu deprem sigortası biliyorsun, biz bu depremde de bir kere daha gördük ki çok önemli yani 2020'de gündeme geldi bu yani 2000 yılında gündeme geldi. E, bu depremle birlikte de çok daha önemli olduğunu anladık. Şimdi DASK dediğimiz şey e, zorunlu deprem sigortası. Adı üstünde zorunlu. Yani evinizi satmak istiyorsanız bunu yaptıracaksınız. Kiralamak Kira. istiyorsan yaptıracaksın. Elektrik, su, doğalgaz bağlatmak istiyorsan yaptıracaksın. her türlü o sigortayı bunu yaptıracaksın. yapacaksın. Peki, e, baktığın zaman şöyle bir tablomuz da var. E, daha bu %57'ye yeni gelmiş. Yani %43'ünün Daskı yok. Zorunlu olmasına rağmen bırak diğer sigortaları. E, dikkat edersen mesela en yüksek Marmara'da. Niye? Depremler korktukça insanları bu daska yöneldiği insanlar. Yılda bir kere mi yapılıyor? Bu yılda bir kere yapılıyor ama burada teminatlar e, düşük, ödenen para da düşük. Yani hatta 2024 ile birlikte e, yükseltildi. 2023'te DASK yaptıranların yeni bir ile bir fark ödeyerek yükseltmesi gerekiyor. Yükseltmezlerse işte 300 bin yükseltmek? Yani şöyle teminatını yükseltmen hmm. gerekiyor. 2023'te 300 bin liraydı şimdi 600 bin liraya çıktı ama senin de bir para ödemen lazım. Buna da deniliyor yani yenileme deniliyor. Evin değerinden mi bahsettiniz? Hayır DASK'ın ödeyeceği, ödeyeceği tazminattan bahsediyorum. Tamam. Dolayısıyla DASK. Sınırlı kapsamı sınırlı bir e, sigorta yani sadece depremi kapsıyor hı hı. ve evinde bir kısmını ödüyor tamamını ödemiyor. Hı hı. Şimdi Mehmet Şimşek ve geçtiğimiz günlerde söyledi bu 12. kalkınma planında da vardı bu yılın sonunda bunun kapsamı da genişletecek DASK kalkacak. Afet sigortası gelecek. Afet sigortasında hem evin tamamı de, e, karşılanacak sadece afet için değil, şey deprem için değil, hı hı. sel, yangın gibi doğal, e, afetler doğal için. afetlerin tamamını kapsayacak ve eşyalar da dahil olacak. Yani dolayısıyla hı hı. bir e, sel oluyor mesela evin içine su doluyor e, sadece eşyalar zarar görüyor evde bir şey yok. Dolayısıyla onları da karşılayacak bir sigorta geliyor. E, bunu yine konuşuruz bu yıl sonunda bu gündemimize gelecek. Peki.